Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Selamlar sevgili kardeşlerim. Lemaat testlerine devam ediyoruz. En son İhlas suresinin tefsirine gelmiş ve kalmıştık. Şöyle söyledi bakın. O Kur'an-ı Azimuşşan, o şanlı büyük yüce Kur'an nasıl bir bahri tevhiddir? Yani Kur'an'daki tabi Kur'an nasıl bir tevhid okyanusudur? İşte okyanusta bir bütünlük var değil mi? İşte sularda, okyanusun içindeki canlılarda bir ilişki var söz konusu. Bir bahri tevhiddir. Esasında ayrı ayrı parçalardan, unsurlardan oluşmasına rağmen okyanus, yani o Kur'an okyanusu sonuç itibariyle şeyi haykırıyor, tevhide haykırıyor. Bunu burada unutmamak lazım. Bir tek katre okyanustan, o Kur'an okyanusunun, ki burada Kur'an deyince iki şey anlıyoruz artık, bunu unutmayacağız. Bir tek katre, bir tek damla, misal için bir tek sure-i İhlas verilecek. Bir tek sure-i İhlas. Fakat kısa bir remzi nihayetsiz rumuzundan, yani o Kur'an okyanusundaki, o Kur'an'daki okyanusvari surelerin içerisinden biz sadece İhlas suresini seçeceğiz diyor. Bir katre, bir damla mesabesinde. Misal için bir tek sure-i İhlas. Onun da tamamı değil. Sadece bir kısa remzi. Şimdi evet, bunu burada ifade edelim. Bu remiz ve işaret kavramları daha çok mantık olarak kullanılıyor. Yani mantık eseri olarak kullanılıyor. Ha şunu söyleyelim. Şuraya bakayım, bu testlerle alakalı aldığım notlarda bir şey var mı? Evet, mantık eseri burada tavsiye edecektim. Birinci edeceğim tavsiye şu. Bu daha kolay. Başlangıç seviyesinde olanlar için. Kimin bu? Mantık ve Münazara ve Cedel İlimleri. Ahmet Akgündüz'ün Osmanlı Araştırmaları Vakfı'ndan çıkmış. Risale'nin külliyatını daha çok baz alarak, Risale'nin külliyatındaki misallerle mantık, münazara ve Cedel İlimleri şeklinde bu eseri okuyabiliriz. Özellikle Risale-i Nur açısından daha yakın, daha özel bir eser. Risale'deki mantık kaidelerini, bahislerini anlamak için bu okunabilir. Yani yine başka eserler var. İşte Talikat okunabilir, Kızıl Hicaz okunabilir. Yine Ahmet Akgündüz'ün bunları da var ama bunlar biraz ağır. Az önce bahsettiğimi okumak daha, bu Talikat, Gelenbevi'nin mantık ilmine ait Burhan isimli kitabı üzerine yapılmış bir talik çalışması Bediüzzaman Hazretleri'nin. Bu da Kızıl Hicaz. Burada daha çok mantık şeyi var. Burada da var. Bunlar hafif biraz ağır kaçabilir belki ama yine şey var. Ahmet Cevdet Paşa'nın Miyar-ı Saadet'i var. Gazali'nin Miyarul İlmi var. Klasik Mantık diye bir kitap var yine Necati Öner'in. Bunları okuyabiliriz. Bir de şu şeyi söyleyeyim. Evet, burada remiz, yani birinci derecede şey geliyor. Sarahat. Sarahat en büyük. Ayetten direkt anlaşılan mana. Delalet, ayetin mefhumu, ayetin ifade edebileceği ifadeler, manalar. Ondan daha küçük işaret, ondan daha küçük remiz, ondan daha küçük ise ima geliyor. Yani ima en küçüğü, en zayıf şey diyelim. Delalet boyutu. Remiz ondan büyük, işaret ondan büyük, delalet ondan büyük, sarahat en büyüğü, direkt anlaşılan mana. Bunlar tefsir usulünde ve mantıktaki bu metinlerdeki cümlelere uygulanan bazı kaideler. Şimdi burada demiş ki remiz, hani remiz ilk kez geldi sanırım. Burada hangi, nasıl bir açıklama yapmış bilmiyorum ama tutalım hemen. Biraz kapalı söyleme demiş. Bakın, kapalı işaret, gizli işaret. Tevakkuya bakabiliriz burada. Hani ben daha önce gösterdim, o yüzden şimdi göstermiyorum. Muhtemelen tevakkuda daha açık teknik anlamında söyleyecektir. Ki burada da aslında kısmen söyledi. Tevakkudan bakabiliriz hemen. Hani örnek olsun diye tekrar gösteriyorum. Bakın. Remiz. Bakalım ne demiş Remiz'e. Şöyle deme. Gizli işaret, ince işaret, dumuzlu kapalı söyleme, sembol. Kim mantık şeklinde vermiş mi? Vermemiş. Hemen hemen öbürüyle aynı şey vermiş ama açık zaten. Bu şekilde bu tarz şeylerin mantıki olan şeylerine bakmak istiyorsak, terminolojik tanımlarına, dediğim gibi o refere ettiğim eserlere
bakabiliriz. Evet, şimdi demek ki Sure-i İhlas'ın bir tek remzini, bir tek işaretini, yani o gene İhlas Okyanusu'ndan bir tek parçayı, katreyi nihayetsiz rumuzundan, sonsuz işaretlerinden göstereceğiz demiş. Rumuz remizin çoğulu. Bütün enva şirki reddeder. Bu İhlas suresi, zaten İhlas diyoruz değil mi? Ya da Tevhid suresi söyleyebiliriz, ismi farklı isimleri var. Bütün enva şirki reddeder. Bütün şirk nevilerini burada İhlas suresi reddediyor sevgili kardeşlerim. Peki şirk nevileri neler? Şimdi burada enva şirki ne demiş? Muhtemelen şirk çeşitleri diyecektir. Bunu şeyden bakabilirsiniz. Orada şirkin çeşitleri, hatta şuradan burada şimdi telefondan biraz zor oluyor sürekli yazmak. Aslında yazabilirim ama bilmiyorum. Şirk çeşitleri, farklı farklı şirk çeşitleri taksonomisi var. Ama burada müellifin alacağı kısımlar açısından, en azından mesela Diyanet Ansiklopedi'den bakabilirsiniz buna. Buradan hani sayfadan kopmayalım diye gitmedim ben. İşte şirk nedir? Ortak koşmaktır. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ndeki o arama butonuna yazın şirk diye, bu direkt çıkıyor. İşte tek ilah, moniteist, diğerleri politeist, işte ortaklık, ortak koşma gibi anlamlara geliyor demiş falan. Bayağı böyle bir şeyler anlatmış. Aşağılarda daha çok şeye geliyor. İslami şeye, İslam'a göre şirk demiş mesela. İslam'a göre şirk. Burada işte bir takım referanslarda bulunmuş. Çeşitli şirk tanımları yapmış. Ayetlere çok ciddi referans var. Oradan onlara bakabilirsiniz. İşte bu İbn-i Teymiye'nin şeyini almış. Uluhiyette, rububiyette şirk ayrımı. Bu çok sağlıklı bir ayrım değil. Şimdi burada artık şirki, özellikle İzmirli İsmail Hakkı'dan atıfta, ondan alıntı yaparak İslam alimleri naslardan hareketle şirk olarak nitelendirilen inanç biçimlerini 5 kısma ayırmışlar. Bu 5 kısım daha şey, Yeni İlmi Kelam kitabının ikinci cildinde 102-103. Sayfalarda var. Şirki istiklali, bu vasıtasız şirk. Mecusilerin mesela hayır ve şer diye iki tane ayrı ayrı ilaha tapması. Şirki tebiz var. Kısmi şirk. Bu Hristiyanlığın teslis inancı, hani üçleme. 3 tane orada şey var, parça. Şirki takrib, yani anlam olarak yakın şirk, şirke yakın durum ya da Allah'a yakınlık sağlamaları ve de onun katında şefaatçi olmaları için putlara ve heykellere tapınmak. O putperestlerin, Mekke putperestlerinin yaptığı şirk bu. Şirki taklit, cahiliye Araplarının atalarını taklit etmesi ya da işte taklit edilen, mesela şu an bilimcilik diyelim, taklit edilen bir put mu? Evet, bu da şirki takribe, şirki taklide giriyor. Her ne kadar bilimcilik içinde bilim olsa da taklit yani. Şirki esbab, bu da ya tabiat kanunlarına, özellikle bu da naturalistlere ya da işte sebeplere o zaman da tesir veren, eski ya da yeni zamanda tesir veren ve olayların gerçek failinin nesneler olduğunu, tabiat kurallarının işte kainatı idare ettiğini vesaire söyleyen, bu da şirki esbab diye 5 tane şirk çeşidi var. O zaman tekrar edersek, şirki istiklal, şirki tebiz, şirki esbab, şirki taklit ve şirki taklit. Şirki istiklal, şirki tebiz, şirki takrib, şirki taklit ve şirki esbab şeklinde 5 tane şirk var. Burada şimdi İhlas suresi bu 5 şirke de ne yapıyor? Cevap veriyor. Enva-i şirki reddeder. Hem de 7 enva tevhidi ispat eder. Yani tevhidinde 7 mertebesinden bahseder. Buradan da tevhid yazıp gene şeyden bakabilirsiniz. Tevhidin 7 mertebesine işte. Ubudiyette, rububiyette, işte tabiat, yani benzer şekilde onların karşılıkları olan noktada 7 envai tevhidi ispat eder. 3'ü menfi, 3'ü müsbet, şu altı cümlede birden, yani 3 tane olumlama, olumlu cümle, 3 tane olumsuz cümle ile işte doğmuştur, doğmamıştır, tektir, şimdi doğmamıştır olumsuzlama ama tarif ediyor. İşte tektir, birdir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bunlar olumlama, yani olumlu cümleler, olumlu, diğeri de olumsuz cümle ama ikisi de hakikatin ifadesi sonuçta. Bir nevi birbirinin sağlamasını yapıyor. Burada mesela hemen şeye de bakabilirsiniz. 7 envai tevhid nedir diye. Özellikle bu tarz şeylerde sorularla Risale'den güzel bilgiler bazen çıkıyor. Bazen çıkmasa da mesela 7 envai tevhid nedir dediğimizde
bunun daha teknik kısmına da ulaşabiliyoruz. Evet, burada mesela gene tevhid çıktı Diyanet Ansiklopedisi'nden. Sorular Risale'den işte bir şey çıktı. Mesela burada çok bir şey açıklamamış yedi envai tevhid hakkında. Benim o kastettiğim aşağı yukarı tevhidin şeylerine, burhanlarına işaret ediyor. Evet, onu okursunuz şeyden, Diya'dan. Şimdi uzun gider, baktım da bayağı bir uzun o şeyi. Yani her türlü tevhidi burada, tabii yedi kelimesi kesretten de kinaye olabilir. Biliyorsunuz usulde bu yedi kesret içinde kullanılıyor. Kainattaki bir takım nevilere işaret de olabilir. İşte atomlar alemi vesaire, alemlere işaret olabilir. Yani birçok yorumu var bunun. Evet, geçelim biz. Birinci cümle kul huve karinesiz işarettir. Yani açıkça işaret ediyor. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde tayin var. Ey la ilahe illa hu demiş. De ki kul hu, o huve şeklinde karinesiz bir işaret var. Direkt Cenab-ı Hakk'a işaret ediyor. Karineye burada ihtiyaç yok. Çok açık. Demek ıtlakla tayin eder. Yani herhangi bir özel tahsis edici özellik beyan etmeden ıtlakla mutlaklık içerisinde bir tayindir. Çünkü o olabilir, odur şeklinde. O tayinde tayin var. Aslında o tayinde tayin de var. Hani o ki elbette ki şimdi devamında gelecek, işte doğrulmamıştır, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır vesaire. Bunu bilmek lazımdır şeklinde. Sonraki gelen sıfatlar, özellikleri de esasında huvenin o açılımı noktasında da bir nevi tayinde var. La huve illahu, o ondan başka yoktur, sadece o vardır şeklinde bu özelliklere sahip olan. Şu tevhidi şu da bir işarettir. Hakikat bin nazar tevhide mustarak olursa der ki la meşhude illahu. Burada tevhidi şu da hani gözlemlenen, gözlen ya da diğer duygularla algılanan, gözlemlenen tevhide diyor bir işarettir. Hakikat bin nazar tevhide mustarak olursa der ki la meşhude illahu. Bu tabi burada la mevcuda illah, la meşhudeullah biraz vahdetil vücut tarzı bir konuya giriyor. Biz o tarz konulara çok detayına girmeyeceğiz. Yani mesela bakın, teknik bir konu burası. Buradan gidip o vahdetil vücut meselesini araştırmak gerekiyor. Risale'deki diğer yerlere bakılabilir. Hakikati gören, hakikati gözlemleyen nazar tevhide mustarak olursa, yani gerçekten hakikatte ondan başka bir şey yok derse, evet la meşhude illahu olur. La huve illahu cümlesi onun için. Gerçekte ondan başka görünen hiçbir şey yoktur. Bizim anlayacağımız daha istikametli olan la huve illahu görünen odur. Onun icraatlarıdır, fiilleridir, onun eserleridir, yansımasıdır, esmasının diyebiliriz. Ama işte hakikat bin nazar esbabı tesirden azledip mutlak noktada görünenin, tasarruf sahibinin o olduğunu bilip la huve illahuya, la meşhuda illahu senden, yani meşhud yoktur, meşhur görünen illahu ancak odur, o vardır. İkinci cümlede Allahu ehadundur ki tevhidi uluhiyete tasrihtir. Açıkça onun zatında, değil mi, bir oluşu, ehad oluşu, zatında bir oluşu şeklinde tevhidi uluhiyete, yani ondan başka bir ilah olmayışına açıkça tasrihen, az önce onları ifade ettik. Tasrih ne? Sarahata giriyor. Ayetten anlaşılan en açık tabaka mana mantıktaki ya da usulü fıkıhtaki hakikat hak lisanı der ki, hakikat gerçeğin hakkın lisanı der ki bu hususta bir ilah, biricik oluşu hususunda Allahu ehad, o Allah ki birdir, benzersizdir, nazirsizdir, örneksizdir, misilsizdir demek. Yani la mabude illahu, ondan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur şeklinde de tefsir edilip tercüme edilebilir. Üçüncü cümlede ise der ki Allahu es-samedu, Allah samettir. İki cevheri tevhide sadeftir. Birinci dürrü tevhid-i rububiyet. Evet, nizam-ı kevn lisanı der ki la halika illahu. Şimdi Allahu samet, o Allah ki samettir, değil mi? Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ve her şey ona muhtaçtır. İki cevheri tevhide sadeftir demiş. Tevhidin iki cevherini içine alan bir kap.
nedir? Az önce söyledik. Allahu Samet. O Allah ki Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir ve her şey ona muhtaçtır. Değil mi? Bunların her birisi bir cevher. Birinci dürrü. Dür mesela nedir? Birinci işte elması ya da incisi. Genelde lü'lü dür inci için kullanılıyor. İşte elmas için de bazen kullanılabiliyor. Birinci dürrü, birinci incisi, o sadef var ya, hani denizden çıkarılıyor. Deniz kabuğu sadef. Onun içinde inciler var. Onu ona örnek veriyor. Birinci dürrü tevhid-i rububiyettir ki Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tevhid, rububiyetindeki tevhididir. Yani terbiye ediciliği, Rab oluşu açısından kainattaki o Rab isminin yansıması olan fiilleri ve sıfatları ve bunun mahlukatta ve mevcudattaki yansımaları, bu tevhid-i rububiyettir. İşte efendim, annelerin sinelerine süt tulumbacıklarını takmak, bütün annelerin, ve şefkatleri takmak rububiyeti mesela. Tevhid-i rububiyettir. Hepsini aynı anda, aynı tarzda ihtiyaç anında vermek. Evet, nizam-ı kem lisanı der ki yani kainattaki var oluşların kevnin nizamı, ölçülülüğü lisanıyla der ki la halika illahu, bizi yaratan, bizi takdir eden, bizi yapan ancak o olabilir diye söyler. İkinci dürrü tevhid-i kayyumiyet. Demek ki bu Allahu Samed'i iki şekilde tefsir edebiliriz, açabiliriz. Birisi tevhid-i rububiyet, sürekli mahlukatın Cenab-ı Hakk'a değil mi ihtiyaç göstermesi. Yine ikinci dürrü, sadefin içindeki ikinci elmas ise, ikinci inci ise tevhid-i kayyumiyet. Elmas olmaz tabi, sadef olunca inci olacak. Tevhid-i kayyumiyettir. Yani kainatın Cenab-ı Hak'la kayyum oluşudur, ayakta duruşudur. Değil mi? Yani sukut etmeyişidir, düşmeyişidir. Zerrelerin vücutta, atomların vücutta, evrende atomların, maddelerin, parçacıkların birbiriyle iletişim halinde bulunması ve birbirine dayanması şeklindedir. Evet, seraseri kainat, baştan sona kainat, vücut ve hem bekada müessire ihtiyaç lisanıyla der ki, demek bütün kainat, bütün oluşlar, var oluşlar, işte bütün o gezegenler, dönen galaksiler, hepsi baştan sona, bütün kainat atomdan galaksilere kadar, hem vücutlarında hem bekalarında, hem şu anki var oluşlarının devam edişleri açısından, hem de hem var oluşları hem de devam edişleri açısından bir müessire, değil mi, ihtiyaç lisanıyla derler tevhid-i kayyumiyeti ilan için. La kayyume illahu, ondan başka bizi ayakta tutan, bize kıyam veren, bize kıyam verip kıyamımızı devam ettiren, bizi teceddüd eden, değiştiren, dönüştüren başka hiç kimse yoktur, ancak o vardır şeklinde. Dördüncüsü lem yelit, bir tevhid-i celali müstetirdir burada. Lem yelit, değil mi? Doğurmamış o, doğuran değildir. Çünkü neden? Bir anne baba oluşu ona asla izafe olunamaz. Bir tevhid-i celali burada müstetirdir. Celali bir tevhid söz konusu burada. Enva-ı şirki reddeder burada. Değil mi? Şimdi eğer doğurulmuş olsaydı, doğurmamıştır. Çünkü doğurursa anne baba olacaktır, bir evladı olacaktır. Bu tevhid-i celali ile bu reddedilir. Yani celali tevhid demek esasında bu tarz şeylerden, mahlukata benzeyişlerden uzak olmak anlamında. Tevhid-i celali gizlidir orada, müstetirdir. Lem yelit, değil mi? Doğurmamıştır. Enva-ı şirki reddeder. Şirkin nevilerini burada, işte anne baba oluş noktası işte gibi şirk çeşitlerini, özellikle tesliste ki o şirk noktasını reddeder. Küfrü keser bir iştiba. Yani bu küfrü keser, kökünden atar. Bu benzeyiş, benzeme noktalarını ne yapar? Şeye çıkarır, boşa çıkarır. Bir iştiba şüphesiz manasındaymış. Bakın, bir iştiba, şüphe var. Bakın orada, kelimeye bakın. Şüphe, şin, şın, be ve he. Bir iştiba, şüphesiz, şeksiz şeklinde söyleyebiliriz. Yani tagayyür, yani tagayyür, değişiklik, dönüşme, başkalaşma, ya tenasül, üreme ya da tecezzi, parçalara bölünme gibi tecezzi eden elbet ne halıktır, ne kayyumdur, ne ilah. Yani doğuruyorsa bu nedir?
parçalara bölünüyordur, değişiyordur, halden hale geçiyordur. İşte baba değilken baba oluyordur. İşte kendisinden bütün bir parçayken bir parça kopup başkalaşıyordur, tenasül ediyordur, ürüyordur, bölünüyordur, tecezzi ediyordur. Böyle bir varlıkta ne olamaz, ne halık olabilir, ne yaratıcı olabilir, ne kayyum olabilir. Kendisi parçalanıp bölündüğü halde nasıl kendisi bütün mahlukata kayyum olabilir, ne de olabilir? İlah. Velet fikri tevellüdü. Tevellüt küfrünü, velet fikri, yani çocuğu olması fikri, doğurması fikri, tevellüt küfrünü kim reddediyor? Doğurma küfrünü lem reddeder, birden keser, atar. Asla yani. Onun için bir doğurma söz konusu, bir velet söz konusu olamaz. Asla olamaz manasında lem kullanılmış. Burada diğer ifadeler yerine lem seçilmiş. Lem asla olamaz demez. Demek birden keser, atar. Burada hani len niye kullanılmış diyebilir. Çünkü onun için zaman kavramı söz konusu olmadığı için böyle bir lenin kullanılması mümkün değil. Lemmanın kullanılması da bugüne kadar doğurmada anlamını verecektir. O da olamaz. Len burada o şirki kökünden keser, atar. Şu şirktendir ki olmuştur beşer, ekserisi gümrah, ekserisi günahkar, şirke düşmüştür şeklinde. Bu günahkar yolundan sapmış bir kelime bakın. Ki örnek veriyor burada. Nedir bunun örneği? İsa aleyhisselam ya Üzeyr'in ya Melaik ya Ukul'un tevellüt şirki meydan alıyor. Nev'i beşerde gâh bâgâh. Şimdi Hazreti İsa'ya değil mi? Böyle bir şey isnat ettiler. Tanrılık, Allah'ın oğlu olmak. Yahudiler Hazreti Üzeyr'e böyle bir şey isnat ettiler. Yahova'nın oğlu dediler. İşte müşrikler meleklere Allah'ın kızları dediler. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de var. Ya da ukulün tevellüdü, işte bir takım sudur nazariyesi felsefede işte Allah'tan akıl, bir ilk akılın sudur ettiğini ve diğer akılların da ondan sudur ettiğini, hatta bu sudur etme hadisesinin başta Allah olarak ve diğer akıllarda birbirini zorunlu olarak gerektirdiğini söylediler ki bu da bir nevi doğurma hadisesi gibi oldu. Yani onlara tesir verdiler. Onlar bir nevi ikinci, üçüncü, dördüncü ilah gibi küçük tanrıcıklar olarak isimlendirdiler ki bu şirkleri de hep kesti, attı. Gâh bâgâh, zaman zaman demiş. Hani gâh zaman demek, gâh bâgâh. Beşincisi ise velem yûled'dir. Yani bu da doğurulmamıştır. Bir tevhid-i sermedidir, değil mi? Sonsuz, ebedi bir tevhiddir. Sürekli bir tevhiddir. Doğurulmamıştır o. Yani tevhidi o ezeli olarak, ezeli ve ebedidir, ölümsüzdür, bakidir ve ezelidir ve kadimdir şeklindeki bütün bu isimleri aslında işaret etmiş. Vaciptir, zaten söylüyormuş. Vaciptir, varlığı kendindendir. Herhangi bir şeye bağlı değildir, o yüzden doğrulamaz. Kadimdir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur, ezelidir. Herhangi bir zaman onun için kullanılamaz, ezelidir. Çünkü ezel zamanı yırtar, atar, olmaz ilah. Bunlar olan olmaz ilah. Yani ya müddetten hadis ise, ya maddeden tevellüt, ya bir asıldan munfasıl olsa elbette olmaz. Şu kainata bir dayanak olamaz. Yani diyor ki bu özellikler olmadıktan sonra ya müddetten hadis ise, yani buraya da tabii bir takım şeylere, felsefe ekollerine ve bir takım görüşlere, teolojik görüşlere reddiye var. Yani zaman açısından hadis. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı, değil mi? Müddetten hadis. Yani zamanda bir başlangıcı yok Cenab-ı Hakk'ın. Bunu iddia eden bir takım şeyler var. Ya maddeden tevellüt, herhangi bir maddeden ortaya çıkmış da değil. Ya da bir asıldan ayrılmış da değil münfasıl. Elbette bunların hiçbirisi olamaz. Kainata penah, bunların hepsi maddenin ve nakıslık özelliğinin zaman ya da mekan tarafından ya da doğurma ya da doğurulma tarafından sınırlanmak anlamına geliyor. Esbab peresti, esbaba tapan, aşırı perestiş eden, nucum perestlik, işte yıldızlara tapan, sanem perestliği, put perestliği, tabiat perestlik şirklerini hepsi birer nevidir ki dalalette birer çahtır, birer işte bölüm, birer kısım teşkil ediyor. Birer kuyu diyeceğiz buna daha doğrusu. Evet, kuyu. Hepsi yani böyle dalaletin o vadilerinde gezerken düşülen kuyulardır ki bunun 30. sözün son kısımlarında özellikle zerre kısmının, ene kısmının sonunda bunu anlatıyor.
Bediüzzaman Hazretleri. Esbab perestlik, esbaba tapmak ki işte bu zamanda daha çok bu naturalizm ya da bilimcilik şeklinde ortaya çıkıyor. Nucum perestlik işte yıldızlara tapmak, güneşe tapmak, işte putlara tapmak ya da işte tabiata, doğacılar, naturalistler. Onlar şirkin bir nevidir diyor. Dalalette bir kuyudur, düşüyorlar, çıkamıyorlar. Bu kuyuların nasıl olduğunu dediğim gibi 30. sözün özellikle o ene bahsinin sonunda bir takım filozofların ya da işte tabiata aşırı değer veren naturalistlerin o çukurlara nasıl düştüğünü detaylı anlatıyor müellif. Altıncısı ise velem yakun bir tevhidi camidir. Yani bütün hepsini zikrettiğimiz bu bütün tevhid çeşitlerinin hepsini toplayıcı bir tevhid çeşididir ki velem yakun olmaz, onun için olması mümkün değildir. Ne zatında naziri, ne zatında bir dengi, benzeri, ne fiillerinde, efalinde şeriki, ortağı, ne de sıfatında şebihi, benzeri, lem lafzında, lafzına, nazariye lem lafzına da bakıyor bu. Ve lem yakun olamaz hiçbiri. Bütün bu tevhid çeşitlerinin içine alarak ne zatında benzeri, ne fiillerinde ortağı, ne sıfatlarında benzeri, şebihi olamaz demiş. Lem lafzına, nazariye o lafza bakar demiş. Şu altı cümle manen birbirine netice, hem birbirinin burhanı, müselseldir berahin. Şimdi burada tabii biz detaya girmedik. Dediğim gibi burada çok aşırı detaylı gitmeyeceğiz. Çünkü lemat o zaman bitmez. Yani İhlas suresi açısından özellikle diğer tefsirler, müellifin diğer yerlerde anlattıkları falan hepsini beraber ele alsak çok fazla uzar gider. Zaten amacımız bunu özet ders olarak okumak, lematı. Şu altı cümle manen birbirine netice. Şu altı cümle, üçü müsbet, üçü menfi, üçü olumlama, üçü olumsuzlama şeklinde ama hepsi tevhide delil olacak surette zikredilen bu surelerde, bu suredeki bu kelimeler, cümle, bu şu altı cümleler pardon, manen birbirine netice, birbirine netice veriyor. Değil mi? Zaten birisi olmazsa birisi olamaz. İşte kadim, ezeli, bu da hep sıfatlar birbirini gerektiriyor. Doğurmamışsa doğurulmamış olması lazım falan. İşte orada mesela şeyi tabi atıyor. Mesela cennet diyelim. Ezeli değil ama ebedi olabilir. Evet, ebedi. Yani orada mesela ezellen atar mahlukattan ayrımını. Buradaki o sıfatlar var kelamdaki işte sıfatı işte sebaalar, sıfatı subutiye, sıfatı zatiye gibi o sıfatlar da atıyor. Bu sıfatlar da buradaki ifadelerde yine gizli. Mesela işte Adem de başlangıcında bir babası yok ama sonuçta doğuruyor. Orada da mesela işte lem yelid doğurmamış noktasında onu atar. Ve lem yulet Adem de doğurmamış olabilir ama bu şekildeki şeyler de var. Hazreti İsa ya da Üzeyr'e de onu söyledik zaten. Hani yapılan atıfları reddediyor. İşte o batıl atıfları. Şu altı cümle manen birbirine netice veriyor ve birbirine delil oluyor esasında. Hepsi birbirine güç veriyor. Ve müselseldir berahin. Burada bu altı cümlenin sanki bir nevi aslında bütün sıfatlar açısından 6 üzeri 6 gibi birbirini netice veren silsilevari deliller vardır. Müretteptir. Mertebelenir. Netaiç şu surede kararga bütün o neticeler bu sure içerisinde mevcut varlar. Demek şu sure-i İhlas'ta kendi miktarı kametinde müselsel hem müretteb 30 sure münderiç bu manalara sehergah. Demek şu sure-i İhlas'ta belki de işte İhlas suresinin çok ehemmiyetli oluşu o tevhidi olan bu tarzdaki cümle cümle vurgularından ve iç içe geçmiş vurgularından ötürü çok sevap İhlas suresini okumak. Kendi miktarı kametinde müselsel, kendi miktarı kametince silsile halinde birbirini takip eden hem müretteb 30 sure münderiç içine derc edilmiş bunlara sehergah değil mi? O seherlerde seher yerinde sabah noktasında sabah namazında onları diyor, bekliyor, gözlüyor. Bu sehergah ifadesi yani o seheri gözleyen göz gibi burada anlamak gerekiyor. Sure-i İhlas'ta kendi miktarı kametinde müselsel, kendi kameti kadar silsile halinde tertip şeklinde birbirine mertebelenerek 30 sure içine derc edilmiş ve 30 sureden mülahhas süzülmüş ve bunlara sehergah diyor. Hepsi birbirini gözlüyor, bekliyor. O 30 sure sanki süzülerek bu İhlas suresine bakıyor. İhlas suresi de o ayrılarak 30 sureye 30 sure gibi olan o farklı farklı lafızlara ki biz çok açmadık esasında birbirine bakıyor, birbirini gerektiriyor, birbirini ispat ediyor. 30 sure kadar bir güç ortaya çıkarıyor. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir demiş. Evet burada sırf
sebep sırf zahiridir geliyor. Artık buralara bakalım. Birer ders mi yaparız yoksa nasıl olur? Önümüzdeki derste bakacağız. Velhamdülillah.